Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Osmaniye ilimizdeyiz. Osmaniye ilimiz Düzüç ilçesine bağlı Yeşildere köyü, Hoca Kesme takım şelalelerini gezeceğiz inşallah. Bu aralar bir hayli gidiyoruz buraya çünkü çok güzel bir yer, çok hoş bir alan, çok bakir bir yer. Ulaşım bir hayli zor, bir hayli kötü bir yolu var yani, tehlikeli. Allah muhafaza, Berke Barajı kıyısından yüksek, yani yaklaşık 700-800 metre yükseklikten baraj göletine yuvarlanıp düşülecek kadar mesafeli uçurumlar var. İşte depremin etkisiyle yolda taşlar kaymış, kumlar kaymış, topraklar kaymış, böyle yolu kapatmış. Bazı yerler asfalt kopmuş gitmiş, bazı yerlere büyük büyük kayalar gelmiş. Öyle yoldan geldik, ulaştık buraya. Tabii yolu ne kadar meşakkatli, zor olunca güzel yer olduğu için yolu da zor oluyor. Meşakkatli yolun sonunda da güzel manzaralar oluyor. Koca Kesme takım şelalelerini daha önce de sizlere tanıtmıştık ama bu sefer 50 kişilik ekiple geldik. Ben yine öndeyim. Sessiz bir ortamdan, kalabalık bir ortamdan sıyrılıp sizler için bir giriş videosu çekeyim dedim. Aralarda da böyle eskinin, daha önce çektiğimiz görüntülerin daha farklı görüntüler almaya, daha farklı bir şekilde daha yeni yerler bulursak oraları sizlere tanıtmaya çalışacağız inşallah. Manzaramız böyle dere boyunca gidiyor. Bu dere hakkında da ilginç bilgiler var edinmiştik. Geçen sefer edindik ama açıklayamadık, unutmuştuk. Bu sefer açıklayacağız. Birazdan inşallah o ilginç fikirleri sizlerle paylaşacağım. Evet, dinlenme tesislerimize de geldik. 3 tane oturak var burada doğal. Ağaçlar kesilmiş. Burası bizim dinlenme tesisimiz. Burada biraz mola veriyoruz. Şimdi burada biraz dinleneyim inşallah. Böyle güzel manzaralı eşliğinde maceramız devam ediyor efendim. İzleyicilerimiz, işte ilk doğal havuzumuza rastladık burada. Çok güzel bir alan. Bu havada hava çok sıcak. Bir halde gürültü var. Suyun berraklığını görüyorsunuz. Şimdi burada biraz serinlemeye çalışalım. Sonrasında maceramıza devam edelim inşallah. İzleyicilerimiz, maceramız derenin kenarında, tüm sıcaklığı yüzlerimizden akan terlerle birlikte ve serin sularla birlikte devam ediyor. Az önce serinledik biraz yüzde arkadaşlarımız. Şimdi yukarıdaki doğal havuzlara doğru ilerliyoruz inşallah. İşte bu güzel manzaralar eşliğinde maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Müthiş bir dağ yükseltisi var arkamızda. Ve böyle etrafımızda ceviz ağacı hemen başımın üstünde var. Nar ağacı, incir ağaçları var. Cevizlere bakmadım ama nar ve daha incirler olmasına var. Buranın mevsimi 10. ayda başlıyor diyordu köylülerimiz daha önce bizlere. Halen daha yaklaşık bir ay var buradaki meyvelerin olgunlaşmasına. Kiraz bahçeleri, kiraz ağaçları da vardı, yabani kirazlar.
Onlara rast gelir miyiz bilmiyorum ama onlar bayağı ilerideydi. Belki gideriz. Umarım kirazlar da vardır. Çünkü çok tatlı, meyhoş tadı vardı. Hafif eşki, hafif şirin, çok güzeldi. Şimdi devam ediyoruz maceramıza. Evet, geldik şimdi. Sulu merdiven dediğimiz, merdivenin sulu merdiven dediğimiz yerde tam tepesinde pınar yapıyor. Bu pınardan hem suyumuzu dolduracağız, hem suyumuzu içeceğiz, elimizi yıkayacağız. Temiz pınarlardan, yani buradaki pınarlar hep temiz de bizden önce de bir grup geldi. Onun için deredeki suyu pek içmemeye çalışıyoruz. Bu pınarlardan şimdi faydalanıyoruz. Şimdi buradan motorlarımızı dolduralım inşallah. Güzel bir manzara eşliğinde yürüyüşümüz devam ediyor. Böyle irili ufaklı havuzlar, küçük küçük şelaleler, büyük şelaleler de var tabii, onları da göreceğiz. Çok büyük de büyükleri var buraya göre. Şimdi maceramız tüm güzelliğiyle, doğal havuzlarıyla birlikte devam ediyor efendim. Hadi buyurun gidelim. Müthiş bir manzara, müthiş bir şelale, müthiş bir görüntü. Bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Biraz detay görüntü alalım, kimse gelmeden suyu bulandırmadan. Hadi buyurun. Yine muhteşem bir yere geldik. Yüksek şelalelerden bir tanesi. Şöyle iki kademeden oluşuyor. Şimdi burayı detaylı bir halde görüntülemek istiyorum. Bu seferki gezimizde bu patika yol üzerinde bir hayli böyle ağaçlar gördük. Bazılarını görüntüledik, bazılarını kayda almadık. Böyle sürekli ağaçlar düşmüş yollarımızın üzerine.
bunların altından veya üzerinden geçip maceramız, serüvenimiz, yolumuz devam ediyor. İzleyicilerimiz, bir şelale de burada var, bir de altta var. Şimdi arkadaşlarımız hemen atladı, yüzüyorlar bile. Bugün yüzmeye doyacaklar eminim ki. Şimdi buradan ufak bir detay gözü alıp devam edeceğim ben. Arkadaşlarım biraz diğer ekip arkadaşlarımız bekliyor. Az önce şelaleleri gördünüz. Bu da hemen onun 50 metre üzerinde böyle muazzam görüntüler, muazzam şelaleler, koca kesme takım şelaleleri. Orası da bir hayli serin ve soğuk, biraz da derin bir yer. Küçük olduğuna bakmayın. Adamı boylar orası, 3 metre falan derinliği var yine. Şimdi burada da biraz detay görüntü alıp devam edelim macera. Ne muazzam görüntülerle birlikteyiz. Ben sözü fazla uzatmadan görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Bir muhteşem yer daha. Çok güzel görüntüler var burada. Şimdi bu görüntülerle de sizleri baş başa bırakayım. Programımızın başında ilginç, tuhaf bilgiler verecek bu şelale hakkında, koca kesme şelaleleri hakkında. Efendim buraya, buradaki köylülerden edindiğimiz bilgiye göre yaklaşık 500 tane pınar akıyor bu dereye. Yani bu derenin oluşumunu 500 tane yaklaşık 500 adet pınardan oluşuyor. Bunun 300 küsürünü, 400'e yakınını Halil abimiz, yanılmıyorsam köprünün oradaki evi olan, dedi ki ben saydım, tek tek saydım dedi, hiç üşenmem dedi. Tek tek saydım burada, ben 300 küsür tane saydım, 400'e yakın dedi. Ben saydım dedi, 10 harcada daha var dedi, rahat 100 tane daha var dedi. Yani yaklaşık 500 tane pınar var burada dedi. Bu pınarlardan bir tanesi de ismi ilginç, güneş değmez, güneş değmeyen pınar. Şimdi onun yanındayım, burayı da pek herkes bilmez. Burada da Cemal amcamız önceki bölümlerde, önceki gezilerimizde bize burayı tanıtmıştı. Çünkü biz bir iki defa geçtik, buradan görmedik ama kendisi de söyledi. İşte güneş değmeyen pınar buradan çıkıyor. Hemen tam parmağımın ucuna bakıyor gözsüz akıntıyı. Küçük mağara gibi bir yer. Oradan güneş değmeyen pınar. Buraya efendim hiç güneş değmemiz, köylülerin rivayetine göre güneş döner gider diyor. Bu pınara hiç güneş değmez. Oranın suyu da öyleymiş. Şimdi o sudan biraz istifade edelim, inşallah şifa olur. Güzel, sağlıklı, lezzetli bir su içeriz. Devam ediyor maceramız. Arkadaşlarımı bir hayli geride bıraktım. Ben tek başıma ıssız ormanın derinliklerine daldım. Dere akıyor ama
Yani şöyle akıyor, şu anda akmıyor. Normalde dere yatağı burası. Daha önce köylerden izlediğine göre buradan müthiş bir su akıyormuş. Şurada da müthiş bir şelale oluşturmuş. Efendim onu da göstereyim size. Burası ilk kısmı tabii. Yüksek. Buradan akıyor, dönüyor aşağı. 20 metrelik falan bir şelale oluyor orada. Daha önce burada kuvvetli bir şelale akar dediler ama sonrasında ne ekmekse kurumuş. Ama işin bir tuhaf yanı da bu derenin altından su halen akıyor. Yani bu dere yatağı burası ama su çekilmiş. İleriden bir yerden su batıyor, çekiliyor, yerin dibine giriyor ama alttan devam ediyor. Birkaç yüz metrelik bir alanda su akmıyor. Yerin altından gidiyor. Önce yerin üstteydi, bu dere yatağındaydı. Şimdi yerin altına çekilmiş. Böyle de bir ilginçlik, tuhaflık var burada. İşte en çok da bayıldığım, çok sevdiğim bölgelerden bir tanesi de burası. Koca Kesme Şerenler'in tarafı. Daha önce burası köymüş, yaylaymış. Burada daha halen izler var. Köylüler daha önce buraya giderlermiş. O mesafeleri katlılarla, hayvanlarla gidip gelirlermiş. Şu anda burası terk edilmiş ama yine gidip geliyorlar. Burada ceviz bahçeleri, biraz bahçeleri var. Onlara gidip geliyorlar bazen bazı köylüler. Şu manzarayı görüyorsunuz. Müthiş bir manzara, müthiş bir açıklık var. Dar bir vadinin yaklaşık, ölçtüm efendim, uydudan ölçtüm, 800 metre kadar yükseklik olan bir vadinin içerisinden böyle açık bir alana geldik buraya. Şimdi buralarda biraz gezerim, keşfederim inşallah. Ve işte terk edilmiş yapılardan bir tanesi. Unutulmayı tutmuş. Ama zamanla buraya nasıl bir güçle, nasıl bir enerjiyle gelip bu taşları düzüp, bu ağaçları kesip buraya tek tek böyle yapmışlar. Gerçekten akıllara zarar. Ama insanoğlu başarıyor böyle. Çok ilkel, çok bakir bir alan burası. Onun için burayı çok seviyorum ben. Değerli izleyicilerimiz, burada kiraz ağacının dibindeyiz. Yabani bir kiraz. İki tane var burada. İlk keşfettiğimizde bulmuştuk burayı. Sonbahardı. Yani şimdi biz Ağustos'tayız. Ağustos'un ortasında. Eylül ya da Ekim'di. Ekim'di sanırım geldiğimizde. Hafif yağmur da vardı. Burada kirazlar vardı. Bir hayli yemiştik. Çok meyhoş bir tadı vardı. Çok hoş, doğal bir kirazdı. Ama ne hikmetse şu anda hiç kiraz yoktur. Hani köylüler belki gelmiş toplamıştır veya bizim gibi dağcılar gelmiş toplamıştır diyeceğim de bir tane bile yoktur üzerinde yani. Bir tane bile yoktur. Olmamıştır diyeceğim. Belki hamdır daha diyeceğim ama hiçbir tane yoktur. Ne yeşil ne kırmızı. Olgun da yok, ham da yok. Ağaç bu sene sanırım kiraz tutmamış. Sıcak havalardan olsa gerek. Burada bu eski Yeşildere köyünün veya yaylasın diyelim eski meydanı. Şu arkamda görünmekte olan asırlık ardıç ağacı çok büyük. Burada müthiş bir taş işçiliğiyle yapılmış bahçeler var. Aynı o Çin'de gördüğünüz o pirinç tarlaları gibi böyle basamak basamak. Uydudan baktığımda daha net gördüm. Bayağı ilerilere gidiyormuş. İlk keşfime gelince buradan şu tepenin arkasına kadar gitmiştim. Tek başıma yine ekip arkadaşımı burada bıraktım. Oraya merakımdan işte efendim keşif amaçlı gitmiştim. Daha ilerisine gidemedim ama uydudan baktığımda oranın daha da ilerileri olduğunu, bu köylü vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin orada bir hayli bir işçilik verdiğini, dağın tepelerine yakın yerlere kadar ve burası da Amanos ormanlarının ortası, kalbi diyebileceğimiz bölgelerden bir tanesi. Şu anda da bakir kalmış ya bizim gibi dağcılar ya da köyün işte 40 yaş üzeri vatandaşları, yerlileri gelip buraya, burada kalan eski ceviz ya da kiraz işte ne varsa onları bazen toplamaya geliyorlar efendim. Haricinde buraya gelen giden yoktur. Artık buralar bitmiş durumda. Daha da bakirleşiyor burası. Devam ediyoruz maceramıza. İşte burada tam o meydan dediğimiz yerin burun kısmı. Hakim bir tepe. Burada tekten o kiraz ağacının hemen üst tarafında bir tane harap olmuş, damı yıkılmış. Ne emeklerle düzülmüş taşlar görüyorsunuz. Bir ev yapılmış taşlarla buraya. Ama maalesef o da yıkılmış, zamana yenik düşmüş burası. Buraları böyle keşfetmeye devam ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, maceramız sona doğru geliyor. Daha doğrusu dönüşe doğru geliyor. Gidilebilecek en uzak noktaya kadar gittim. Daha da gidecektim ki
tam hareket halindeydim. Arkadaşlarım telsiz anons yaptılar. Biz dönüyoruz, sen de bize yetiş dediler. Ben de onun için alelacele dönmeye çalıştım. Efendim, daha önceki keşiflerimize, gezilerimize burası için, bu bölge için kayıp bir şelalesi vardı buranın. Şimdi o şelalenin sesini duyuyorsunuz. Göstereceğim birazdan. Kayıp bir şelalesi vardı. Adı da yoktu. Biz de efendim o şelaleyi 2-3 defa geldik, tarif üzerine bulamadık. Köylülerden, yerel halktan edindiğimiz bilgiye göre en sonu araştırıp Cemal amcamız vardı. Onu da yanımıza aldık, rica ettik. İyi o biliyormuş sanırım burayı. Dar yollardan, aşılmaz yollardan geldik. Yolumuzun üstteymiş, yakınmış ama görünmüyor. Ve buranın adını da biz koyduk. Çünkü ilk biz keşfettik. Dağcılık olarak ilk biz keşfettik. Yoksa yerel halk biliyordur buranın. Çoğu biliyordur eskiler. Efendim, buranın ismi Kelin Deresi diye geçiyormuş. Biz de bu şelalenin adını Kelin Deresi Şelalesi koyduk. Cemal amcamızla birlikte onunla fikir alışverişinde bulunduk. İsmini söyledi buranın. Kelin Deresi dedi. Biz de Kelin Deresi Şelalesi olsun dedik. Çünkü dağcılık kurallarına göre bir yeri ilk keşfeden oraya ismi takabiliyor. Özellikle şelaleler konusunda. Biz de efendim Kelin Deresi Şelalesi ismini taktık. Doğa ve İnsan ekibi, Rehber TV ekibi olaraktan buranın adını biz koyduk. İşte Kelin Deresi Şelalesi. Çok sıra dışı bir görüntüsü var. Şöyle bir hörgüç gibi, haydrak gibi. İnce ama zamanında çok güzel akıyormuş. Şimdi ince diğer dereye karışıyor. Bu da başka bir yayladan geliyor. Başka bölgeden geliyor. Dağlık bir alan. Yüksek alan buralar. Şimdi buradan biraz detay görüntü alayım. Sonra alelacele koşarak arkadaşlarıma yetişmeye çalışayım. Bu arada gelirken ben hiç yüzmedim. Dönüşte yüzerim dedim. İnşallah dönüşte de doğal havuzlarda yüzmeye çalışacağım. Rehber TV izleyicileri, kıymetli Doğa ve İnsan programı takipçileri, bir maceramızın, bir programımızın daha sonuna geldik. Koca kesme takım şelalelerini gezdik. Gidebildiğimiz kadar gittik efendim. En üst noktaya kadar gittim. Tek başıma da olsa gittim. Güzel görüntüler almaya çalıştık sizler için. Ve maceramızın, programımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka macerada, programda tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.